Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İYİ Parti'den altılı masaya boykotlu mesaj. Muhalefet blokunun oluşturduğu altılı masa giderek artan bir gerilim anaforunun içinden geçiyor. Bir taraftan adalet meselesi başta olmak üzere pek çok temel konuda aralarında anlaşmama halinin getirdiği bir gerilim hali. Öbür tarafta tabanları anlatmanın mümkünatı olmadığı için masadan kalkamama halinin getirdiği bir gerilim hali. Aşağı baksan sakal, yukarı baksan bıyık durumu yani. Adaylık yarışının iyice kızışacağı önümüzdeki bir ay içerisinde bu gerilimin daha da artması, şimdiden öngörülemeyen yeni bir takım gelişmelerin karşımıza çıkması muhtemel. Öngörülmeyen krizlerden bir tanesi yaklaşık bir ay önce gündeme geldi. Altılı masada bulunan partilerden birinin üst düzey isminden doğruluğunu teyit ettiğim, epey bir süre sır olarak saklanan olay şu. İYİ Parti son dönemdeki gerilimlerin ardından altılı masanın komisyon çalışmalarını boykot ederek pasif direniş eylemi yaptı. Yani hükümet programı gibi kritik çalışmaları da yürüten komisyonlarda görevi olan İYİ Partili isimler toplantılara katılmadılar. Şimdi konunun detaylarını biraz daha açalım. Bilindiği üzere bir süre önce televizyon kanallarının Ankara temsilcilerinin davet edildiği, benim de katıldığım toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını sürekli gündemde tutması centilmenliğe aykırı değil mi şeklinde bir soru yöneltilmişti. Bu soruya Kılıçdaroğlu'nun iç işlerimize karışılmasın şeklinde bir cevap vermesi siyaset gündeminde günlerce tartışılmış, Akşener'in doğrudan bu sözlere olmasa da içinde fena çarparım gibi ifadelerin geçtiği sert bir açıklamayla mukabelede bulunması CHP İYİ Parti ayrışmasını su yüzüne çıkarmıştı. Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti cenahından altı masaya dönük çok enteresan bir hamle geldi. Komisyonlarda görev yapan isimler sağlık durumlarını gerekçe göstererek toplantılara katılmadılar. Gerekçe sağlıkta ama işin aslı ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve Akşener'i eleştiren açıklamalar karşısında tepkisel bir tutum sergilemek, masaya madem öyle biz de böyle yaparız şeklinde bir mesaj vermekti. Altılı masada yer alan partilerden birinin üst düzey yetkilisi olan ve arayıp kendisiyle konuştuğunda İYİ Parti'nin boykot kararını doğrulayan ilgili isim, bu komisyon toplantılarına katılmama eyleminin birkaç hafta sürdüğünü dile getirdi. Altılı masanın 5 Ocak'ta yaptığı 10. toplantıdan muhalefet cephesinin büyük önem verdiği hükümet programının yeni seçim beyannamesinin açıklanması bekleniyordu. Ancak bu beyanname açıklanamadı. Bunun gerekçesi İYİ Parti'nin boykot eylemiyle alakalı olabilir mi? Evet, bu pekala mümkün. Altılı Masa'nın bir sonraki toplantısı İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. O vakte kadar bu boykotun ürettiği gerilimin aşılması için yeni bir takım girişimlerin olması bekleniyor. Ancak seçimler için çok kritik bir döneme gelirken böylesi bir krizin yaşanması, Altılı Masa'nın paydaşları arasındaki anlaşmazlıkların ve en önemlisi güvensizlik sorununun hangi noktalara geldiğini de ortaya koyuyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.